yaşadığımız zor günleri daha kolay atlatabilmek için belediyemiz düzenlemiş olduğu canlı yayına karşınızdayız. Bu programda belediyemizin yaptığı hizmetleri, bu zor günlerde aldığımız tedbirleri sizlere anlatmak, sizin sıkıntılarınızı birinci elden Sayın Başkanımıza iletmek ve bu konudaki çözümleri yine size sunmak üzere karşınızda bulunuyoruz. İnşallah Ümraniye için, Ümraniyeliler için hayırlı bir yayın olur, güzel hizmetler olur. Sayın Başkanım hayırlı olsun, güzel bir işe başladık diye düşünüyorum Eyvallah, Ümraniye halkı için. Neler söylersiniz? Evet, Ümraniye halkıyla birebir online dinlemeye devam ediyoruz halkımızı. Malum bu virüs sebebiyle, yani koronavirüs sebebiyle yüz yüze görüşme imkanları azaldı. Tabii hayat devam ediyor. Halkımız birçoğu evlerinde takip ediyorlar. Ben hane halkına, bütün Ümraniye'deki bizi dinleyen izleyicilerimize, halkımıza buradan hayırlı akşamlar, selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Öncelikle gündem olan koronavirüsüyle başlamak istiyorum. Açıkçası belediyemiz tüm faaliyetlerini şu an koronavirüsü üzerine odakladı. Evet. Sokakları temizliyoruz, okulları temizliyoruz, kamu kurumlarının tamamını dezenfekte ediyoruz. Bununla ilgili DSF'lerimiz de var arkadaşlar, görüntüyü verebilirsek. Burada neler söylenecek, neler yapılacak başkanım? Ya tabii koronavirüs dünyayı sarsan bütün ülkeleri, yakinen zaten halkımız televizyonlardan, iletişim kanallarından bu işi takip ediyorlar, sosyal medyadan. Tabii biz şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi en hafif şekilde atlatan ülkeyiz. Daha evvelki aldığımız tedbirlerle, 2 ay, 3 ay evvelinden aldığımız tedbirlerle çok şükür. Tabii Almanya'sından, Fransa'sından, efendim İtalya'sından ve başta da Çin'de başlamıştı. Bizim tabii yapmamız gerekenler çok ciddi şekilde yapılıyor. Bu temizlik, bu işte hijyen olmak çok önemli. Hijyenlik çok ciddi şekilde efendim bizim zaten genlerimizde olan bir şey. Hem dinimizden, örfümüzden, adetimizden temizlik geliyor. Çocuklarımıza temizliği daha küçük yaşta öğretiyoruz. Çok şükür ailelerimiz de buna çok dikkat ediyorlar. Biraz daha hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın, ben buradan çok çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanımıza. Hakikaten bu süreçte çok iyi ekibiyle birlikte, sağlık çalışanı, doktoruyla, hemşiresiyle, bütün müstahdemleriyle birlikte hakikaten can siperhane şeklinde çalışıyorlar. Ben Ümraniye halkı adına da kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bu söylenen her türlü tedbire, bilhassa sağlık çalışanlarının, bakanlığımızın, bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımız da dün de efendim halka seslenişte zaten bunları ifade ettiler. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şurada bir iki ay sabredersek inşallah bunu en uygun şekilde atlatacağımızı ümit ediyorum ben de. Ümraniye özelinde bu işe bakarsak, Ümraniye'de sizlerin de söylediği gibi başta okullarımızın dezenfektasyonu, kamu kurumlarımızın İGDAŞ, İSKİ, belediye binası, diğer kamu binalarının dezenfekte edilmesi, yolların temizlenmesi, sularla yıkanması, sabunla yıkanması, dezenfekte edilmesi devam ediyor. Evet, bu süreç zaten devam edecek. Hatta birçok çalışan ekipten de efendim bize müracaatlar var. Mesela berberler müracaat ediyor. Şimdi sıraya berberlerimizi alıyoruz. Tabii ki hijyen olması gereken. Zaten onlar hijyen işleri mutlaka yapıyorlar, alet edevatlarını, ama olsun, bir oralara da bir girmemiz lazım. Bundan sonra bu koronavirüsün getireceği menfi veya müspet şeyleri de dikkate alarak Ümraniye'mizde 7-24 değil 0-24 çalışıyoruz diyelim. Kaymakamıyla, emniyet müdürüyle, diğer kamu kurumlarıyla, hastaneleriyle efendim ve belediyemizin çalışanlarıyla, ben de burada belediye çalışan arkadaşlarıma, bilhassa temizlikte hizmet eden, zabıtada hizmet eden efendim arkadaşlarımıza ve diğer hizmetli arkadaşlarımıza hepsini ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Efendim hepsinin gözlerinden öpüyorum. Onlar da can siperhane çok ciddi şekilde çalışıyorlar. Evet. Evet başkanım. Şimdi izleyicilerimizden de çok sayıda soru geliyor. Ümraniye'nin temel sorunlarından bir tanesi imar problemi. İmar, evet, dönüşümü olacak
bölgeler var. Bunlar seçim zamanında da taahhütleriniz arasındaydı. Evet. O konu çok soru şeklinde şu an hesaplarımıza düşüyor. Bir imar konusuna tabii girelim mi? Çok konuştuk aslında mahallelerimizde, evet. Kahvelerde. Şimdi kahve sohbetleri biliyorsun yasaklandı. Salon toplantıları yok, kültür, spor etkinliklerimiz yok. Tabii ki vatandaşlarımız evde de bizi de bulunca bunu sormak durumunda. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Bizim mahallelerimizin bilhassa bu 2B'den gelen araziler üzerindeki yapacağımız kentsel dönüşüm projelerini hem seçimlerde hem de seçimlerden sonra hem kahvelerde konuştuk, salon toplantılarında konuştuk, camilerde konuştuk, çay ocaklarında konuştuk, evlerde sohbet ettik. Ve kendilerine az çok biliyorlar bu konuları. Biz şimdi Kazım Karabekir bölgesinde 5,5 mahallemizde biliyorsunuz imar problemimiz yok. İmar yapılmış, 2B arazileri efendim vatandaşımıza kamu eliyle verilmiş. Tapuları da var, imar planları da var. İnşaata başlamak düşüyor. Orada yüzde efendim çok az bir kısımda yani 8'de bir kısmında, %10-12'lik bir kısımda bir kamu davası şeklinde süren bir dava var. Birileri bizimdir bu yerler diyor. İşte o da 1 milyon metrekareye tekabül ediyor. Onlar da takip ediliyor. Bundan 1,5 ay evvel, 2 ay evvel biz de müdahil olduk oradaki davalara. O davalarda tedbir kararı vardı inşaat yapılacak yerlerde, arazilerde. Onları kaldırttırdık. Sağ olsunlar hakim beyler o konuda gerekli kolaylığı sağladılar. Diğer davada devam ediyor zaten. Biz Kazım Karabekir bölgesinde bir plan çalışmasını zaten vardı. O plan üzerinde bir kentsel tasarım yaparak 1000 konutluk bir projeyle başlayacağız. Önümüzdeki günlerde takip devam etsin. Zaten halkla iç içeyiz, onları efendim görüşüyoruz. Evet. Çok güzel. Başkanım, Hava Yaman Hanım Facebook'tan sormuş. Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu ne zaman yapılacak? Çocuklar ne zaman normal şartlarda ders görecekler diye bir okul problemi var. Tabii şöyle Ümraniye'mizde 710 bin nüfus yani 2020'de 710 bin olduk. 2019'da 16-17 bin arttık. Yani 693 bin 694 bindik. Ümraniye'mizde 101 tane devlet okulu var ve 300 küsür tane de diğer okullar var. Ama devlet okullarında tabii %90 tedrisat yapılıyor. Bu bizim çiftli tedrisattan tekli tedrisata yani sabah ve öğlenciden sadece sabah ve öğleden sonraya kadar tekli eğitime geçebilmemiz için en az 30 tane okula ihtiyacımız var. Çok acilen de 10-15 tane okula ihtiyacımız var. Çok şükür buradan bir müjde verebilirim. Sponsorlar kanalıyla, yardımseverler kanalıyla bunların iki tanesini devam ettiriyoruz belediyemiz olarak. Arazilerinin tespitlerini yaptık. Kaymakam Bey'le, Milli Eğitim Müdürlüğümüzle falan zaten devamlı görüşüyoruz. Bir önümüzdeki aylarda başlamak üzere bir 10 tane sponsor bulduk. Çeşitli yerlerimizde çok acil olan, bilhassa lise ihtiyacımız, ilkokul ihtiyacımız olan yerlerden başlayacağız inşallah. Bunu da böylece çok kısa zamanda atlatmış olacağız. İnşallah. İnşallah. Güler Turan Hanım Yaman Evler Ortaokulu'na giden çocukları olduğunu ve okulun dezenfekte edilmesini istiyor ama biz okulları dezenfekte ettik. Biz okulları dezenfekte ettik. Onu evet. Herhalde Güler Hanım'ın ondan bilgisi yok. Evet, bilhassa ta 2 ay evvel falan başladık. 1,5-2 ay evvel. Hem de gümüş iyonla yaptık. Ciddi bir maliyetti o da. Evet. 100 küsur okulumuzda bunu yaptık. Hala da devam ediyoruz diğer şekilde. Evet. Bu kaos Evet. Bugün yarın tamamı bitiyor zaten. Evet. Çok güzel. Bu kaos başlamadan önce biz aslında tedbiri almış olduk. Tabii. Kaostan önce aldık biliyorsunuz. Evet. İlk hatta ulusal kanallarda çok ciddi yayınlar yapıldı bu konuyla alakalı. Yine burada vatandaşlarımızın soruları var. Diyorlar ki mesela bütün evlere kolonya ve maske dağıtılması. Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Evet. 65 yaşın yukarısındaki bütün vatandaşlarımıza maske ve kolonya dağıtılacak. Ama şöyle dinledilerse zaten dinlemişlerdir mutlaka biliyorlar. Bir virüse düçar olmamışsa insanımız zaten maskeye gerek yok ama kolonya tabii ki ihtiyacı var. Evlerimizde kolonya ihtiyacın olmayanlar bize müracaat etsin. Biz de alıp gönderelim Ümraniye olarak ama bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatlarıyla bu zaten
evlere gönderilecek diye biliyorum. Ama ihtiyaç varsa yine biz de göndeririz. Evet. Bir de maskelerin ihtiyaç olmadığı sürece takılması da gerek olmadı. Tabii gerek yok. Yani evet. Eğer hastalık, öksürük şu bu varsa onunla zaman maske takılır. Hocalarımızın söylediği yani bu işlerin içindeki sağlık ekipmanları olarak söylenen sağlık hocalarımızın söylediği bu böyle. Yani takmaya ihtiyaç yok eğer bir hastalık yoksa. Bunu da çok böyle abartarak bence yapmamak lazım. Tedbiri mutlaka en iyi şekilde almamız lazım. Birbirimize efendim el teması yapmamız lazım. En az bir metre ile mesafe yapmak lazım. Evden de mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaya gayret etmek lazım. Söylenen ana fikir bu. Dezenfekte yapmak lazım. Mutlaka sabunla yıkamak lazım ellerimizi. Daima zaten biz aile olarak, örf olarak, bütün Türk ailesi olarak yemekten önce ve sonra ağzımızı, dişimizi fırçalarız, ağzımızı yıkarız, ellerimizi sabunlarız. Tuvaletten affedersiniz çıktıktan sonra WC'lerden bunları mutlaka yaparız. Bizim zaten abdestimiz, gusülümüz vesairemiz bunlar dinimizden gelen öğretiler bize. Bunlar kabuller. Bunları da yapan bir toplum olarak da biz bunu en iyi şekilde atlatacağız diye düşünüyoruz. Bu zaten virüs şöyle, bilmeden bir yerden kaptığın zaman sen de bir yere veriyorsun. Onun için bu konuda çok hassas davranmamız lazım. Temastan kaçınmak lazım. El temasından evet. Biraz. Evet. Selim Akıncı Bey yazmış. Yeşil alanlar, kütüphaneler büyük sorun. Kütüphane yapılacak mı? Yeşillendirme talebi var vatandaşımızın. Yeşiller biliyorsunuz pasif yeşil olarak bizim 2,5 milyon metrekare alanımız avantajımız var. Yani ormanlarımız var. Bu ormanlardan 3 tanesini, bir tanesini Ümraniye Millet Parkı olarak 309-30 dönüm Küçük Su Caddesi üzerinde Nikah Sarayımızın hemen 300 metre yakınındaki ormanı millet bahçesi olarak Türkiye'de olmayan bir orman ve 7/24 yaşanacak bir yer haline getirdik. Tuvaletleriyle, mescitleriyle, koşu alanlarıyla, bisiklet alanlarıyla, oyun alanlarıyla ve Türkiye'de ilk defa efendim biliyorsunuz kömürü kaldırdık ama doğal gazlı mangallar yaptık. Çok ciddi bir sağ olsun bir iş adamıyla bunu geliştirdik bu işleri. Ve taşın üzerinde ilk defa bir eti veya işte tavuğu, balığı vesaire pişirecek o hizmeti geçen sene Ağustos 1 itibariyle başladık orada biliyorsunuz. İşte spor aktivitelerinden tutun da ne varsa o bahçede var. Şimdi ikinci ve üçüncüsünü biliyorsunuz Trabzon Park orta bölgemizde 550 dönüm orayı Ümraniye Belediye'mizi ormandan aldık. Oraya çalışıyoruz. Bir de Dudullu tarafımızdaki Osman Gazi korumuzu yine Osman Gazi Millet Bahçesi'ne çevireceğiz. Onu da TOKİ ile birlikte inşallah planlıyoruz, projelendiriyoruz. Onları Ümraniye'mize kazandırdığımız zaman 1 milyon 150 bin metrekare aktif yeşil alan. Zaten mahallelerimizde devam eden projelerimiz var. Şu anda 300 tane parkımız var. Ağaç dikiyoruz. Tabii. Ağaç dikiyoruz. Ağaçlarımızı biliyorsunuz 8-10 yıllık, 12 yıllık ağaçlar 3600 küsur tane ağacı bütün mahallelerimizdeki ana caddelere dikerek ilk defa Ümraniye'de bir anda göreceksiniz baharın yemyeşil en az 5 metre, 6 metre yüksekliğinde, 4 metre yüksekliğinde ağaçlarımız olacak. Efendim o ağaçlarımızı efendim dikmesi hemen hemen bitmek üzere 2700 tanesi devam ediyor. Şurada 7-800 tane kaldı. Dikimler devam ediyor. Ve onunla birlikte 5 senenin sonunda baktığımız zaman Ümraniye'de caddelerde ve sokaklarda dikilmeyen yer kalmayacak. İnşallah. Evet, inşallah. Yeşil alanlar çok önemli. Depremlerde çok. Aynı zamanda tabii toplanma alanları olacak. Tabii aynı zamanda bu toplanma alanları Fatih evet. Bey. Bu toplanma alanlarında ama çok önemli mesela şimdi yeşil alanlarda affedersiniz tuvalet var mı? Veya evet. Elektrik var mı? Bizim bahçelerimizde Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu bahçe fikrini ortaya çıkaran biliyorsunuz mucidi bu işin. Evet millet kıraathaneleri gibi. Bu mucit olarak teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanımıza. Kendileri 7/24 birinci sınıf olabilecek şekilde efendim millet bahçeleri Allah korusun bir tabii afet anında bu deprem olur, sel olur, yangın olur. Orada her türlü ihtiyaç karşılanabilecek şekilde. Evet. Evet maşallah. Şimdi sorunun bir kısmında kitap için. Kitap şeyi çok vardı. Önemli. Evet. Biliyorsunuz yine Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanı iken burada Haldun Alagaş diye bir tesis yapılmıştı.
spor tesisi kapalı. Onun içinde bir tane kütüphanemiz vardı. Bir de bizim bilgi evlerinde küçük kütüphaneler var. Ama millet kıraathaneleri fikri de yine Sayın Cumhurbaşkanımızdan sağ olsun çıkmıştı. Ve bunları çoğaltmamız lazımdı. Biz şimdi belediyemizin bahçesinde bir kaymakamlık binamız vardı. Bu kaymakamlık binasını başka bir yere efendim taşıyoruz. Hatta 14 birimiyle birlikte yeni bir hükümet konağı yapacağız. Milli Eğitim, ayrıca Emniyet Müdürlüğü'ne bir bina yapacağız. Emniyet Müdürlüğümüzün binası da iyi değil. Ve o şimdiki bizim belediyemizin içindeki kaymakamlığın olduğu bina, kaymakamımız çıktı. Belediyenin üstüne taşıdık. Orayı hemen millet kütüphanesi yapıyoruz bir tane. Bir tane de Osman Gazi Korusu'nda, bir tane Ümraniye Millet Bahçesi'nde, bir tane de yine Trabzon Park'ta çok ciddi şekilde birinci sınıf gençlerin efendim sessiz bir ortamda her türlü 24 saat açık çayı, çorbası, simidi, efendim kaşarı ve çayı bedava olan bir kütüphane yapıyoruz. Gençlerin en büyük ihtiyacı sessizlik. Yok, evde sessizlik. Ders çalışamıyor evinde. Göreceksiniz. İlkinden başlıyoruz. İnşallah. Efendim bu 4 tane 5 tane kütüphanemizi de mahallelerimizde dağıttığımız zaman o ihtiyacı da karşılamış olacağız inşallah. Murat Afşar Bey, durakları ne zaman dezenfekte edeceksiniz demiş. Dezenfekte ediyoruz. Ediliyor duraklar. Onlarda problem yok. Nilgün şeyleri bile dezenfekte ediyoruz. Çöp kutularımız var ya mahallelerde. Evet. Onları girer görürlerse onları bile dezenfekte ediyoruz. Evet. Zaten daha evvel yıkamalarını yapıyorduk. Şimdi biraz özel daha hassas. Açılıyoruz. Özellikle hassas gösteriyor. Evet, hassaslık gösteriyor arkadaşlar. Evet. Nilgün Öztekin Hanım, Dudullu bölgesinden bahseder misiniz demiş. Dudullu biraz geri kalmış gibi addediliyor ama. Dudullu belki tabii önemli bir yerimiz. Ümraniye'nin doğudaki son tarafı olarak addedersek. Dudullu'yu da Ümraniye'nin diğer mahallelerindeki şekliyle devam edeceğiz. Biliyorsunuz biz bu arada spor işlerine çok hızlı şekilde girdik. Bir tane yüzme havuzumuz vardı. Yine Tayyip Bey zamanından kalma. Tepe üstünde. Sonra geçmiş başkanımız Hasan Bey bir tane daha başlatmıştı. Biz tamamlayarak onu açtık hep beraber. Fakat 3 tane birden sağ olsun Gençlik ve Spor Bakanımızla birlikte karar verdik. 3 tane efendim yüzme havuzuna inşaatına başladık. İnşallah bu yıl içerisinde Haziran ayına kadar onları bitireceğiz. Mahallelerimizin üçünde ve bunun bir tanesi Dudullu Adem Yavuz tarafında. Yine bir tanesi efendim Armağan Evler tarafında. Bir tanesi de Kazım Karabekir tarafında olmak üzere oradaki çocuklarımızın yüzme ihtiyacını Ümraniye'de yüzme bilmeyen kalana kadar efendim yüzme havuzlarımızı artıracağız. Bu arada basket sahaları var orada. O basket sahalarına efendim 20 taneyle başlıyoruz. 110'a çıkaracağız onları inşallah. Yine efendim Spor Bakanlığımızla birlikte yapıyoruz onu. Sporun her türlüsünü evet. Ben buna gittiğimde okullarda, gençlerle toplantılarda, kafelerde bunları paylaşıyoruz. Her türlü spor. Millet Bahçesi'ne herkesi davet ediyorum. Ümraniye Millet Bahçesi. 2700 metrekare parkur var. Bugün Belgrad Ormanı'na gidiyor bütün insanlar. Gerek yok. Gelsinler Anadolu yakasında. Bilhassa Ümraniyeliler gelsin. Birinci sınıf tartan pist yaptık. 2700 metre. İki kere dönseler, iki kere tur atsalar 5,5 kilometre 40-50 dakikada bitirirler koşmayı. Bu sebeple biz efendim hangi spor dalı olursa olsun hem içeride hem de salon sporlarında hepsine teşvik veriyoruz. Hatta ilk defa belediyenin meclisinden geçirdik. Uluslararası, ulusal efendim yarışmalarda birincilik, ikincilik, üçüncülük olanlara ödüller veriyoruz efendim. Parasal ödüller veriyoruz. Onun için handbol takımı kurduk biliyorsunuz. Handbol takımı daha ilk kurduğumuz sene şampiyon oldu. Maşallah. Ondan sonra amatör spor kulüplerine Ümraniye Spor'umuz var. Her türlü desteğimiz Ümraniye Spor'la beraber. Orada altyapıda öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Futbolcular, sporcular yetiştirmek istiyoruz. Yani basketboldan tutun da salon sporlarına kadar bütün uzak doğu sporları biliyorsun. Çok çeşitli uzak doğu sporları var. Karate, kung fu vesaire gibi. Onlara da her türlü salonlara yardım yapıyoruz. Hatta geçenlerde biliyorsunuz bir buçuk ay evvel bütün okullarımızın
beden öğretmenleriyle birlikte efendim ihtiyaçları belirledik. 1.100.000 liralık en iyi şekilde onların ihtiyaçları neyse okullarda spor malzemeleri aldık onlara. Topundan tut, efendim raketinden tut, efendim diğer fileydi, eşofmandı vesaire. Ne kadar ihtiyaçları varsa bütün 92 tane okulumuzu böylece onlarla donattık. Spor bir ülkenin en önemli vazgeçilmez. Gençlerin hatta yaşlıların dahi, orta yaşlıların dahi hiçbir şey yapamıyorsan yürüyeceksin bu ülkede. Yürüyeceksin. Yürürsen sağlık ne kolesterolün kalır, ne hastalığın kalır, ne tansiyonun kalır. Hayata güzel bakarsın. Onun için ben herkesi yürümeye davet ediyorum. Camide spor da yaptırıyorduk. Camide başkan. Spor da yaptırıyoruz evet. Gelen cemaate. Sağ olsun Diyanet İşleri Başkanlığı da o konuda şey yaptı. Evet, yani sporun her türlüsüne evet diyoruz. Şimdi başkanım, Özlem Gürel hanımefendi, herhangi bir barınakta hayvanların aç kalma ihtimali var mı? Barınaklarda bir problem olur mu sordu. Siz hayvan konusunda çok hassasınız. Ben çok güzel şeyler hazırlıyoruz. 17 tane kedi besliyorum ya. Evet. Mahallemde. Efendim, onlara yemekler, su falan veriyoruz. Evin içinde beslemiyorum ama bahçede besleniyor. İşte gelen mahalle kedilerimize bakıyoruz. Bir kere bizim örf ve adetimizde ve dini geleneklerimizde Allah'ın yarattığı her türlü canlı başımızın tacı bizim. Tabii insan en önemli varlık. Allah mahlukat olarak en iyi varlık olarak insanı yaratmış. Bunu Kur'an-ı Kerim'de belli ayetlerle anlatıyor bizlere. Bizim değil bir hayvanı bir çiçeğe bile koparamayız. Yani hayvana eziyet edebilir miyiz? Ben hayvana eziyet eden insanların yani normal olmadığı kanaati var. Bende hasıl oluyor. Onun mutlaka bir doktora falan görünmesi lazım. Bu sebeple hayvanlara bütün insanlar iyi bakar. Biz de belediyemiz olarak bütün hayvanlarımıza, sokak hayvanlarımıza bu konuda biliyorsunuz hekim başında efendim çok güzel bir tesisimiz var. O tesisi yeniden düzenledik. Hatta yeni projeyle yeniden yıkıp yapacağız onu. Hem Üsküdar Belediyesi'yle müşterek bir tesis olacak orası. Orada şimdilik hayvanların efendim kırığı, döküğü, efendim bir yaralanması, şusu busu varsa orada bir ameliyathane de yaptık. Onu bilmiyor mesela Ümraniye'de. 200 tane kedi ve affedersiniz köpek evi. İsteyene dağıttık. Veriyoruz. Bütün sitelere evet. Veriyoruz. Şeylere koyuyoruz. Sokaklara koyuyoruz. Daha doğrusu o 290 tane şeyimiz var. 1000 metre, 500 metrekare efendim, parklarımız var. O parklara efendim isteyenlere koyuyoruz ama onu da bir hanımefendi veya beyefendiye zimmetliyoruz. Ona sahip çıksın diye. Aşılarını yapılıyor. Ondan sonra kısırlaştırması yapılıyor. Ümraniye hayvandan yana efendim hiçbir problem yok. Ama bir de şu var. Hayvan sever çocuklar küçükken yetiştirilemiyor bile korkabiliyor çocuklarımız. Onların da tedbirlerini alıyoruz. Bize müracaat edince hemen gidiyoruz. Gereken onlardan böyle alfa tipler oluyor yani azgın tipler. Böyle 10 kişi 20 tane köpek bir arada dolaşıyor. Onlardan içinden bir tane çekip alfayı aldım mı onlar rahatlıyor. Piyasada rahatlıyor, mahallede rahatlıyor. Evet. Evet, hayvansever olduğu kadar hayvandan korkan da oluyor. Evet. Biz hayvandan korkanları da korumak zorundayız. Onlara da terapi yapmamız lazım. Evet. Zaten bizim çağrı merkezimize tabii. Denk geliyor hayvana destek ve hayvandan korkan talebi. Tabii bizim mutlaka belediyemizin linklerine girsinler. Oradaki bütün efendim şeyde internet kanalıyla belediyemizde ne tür hizmetler var herkes bize rahatlıkla ulaşabilir. Evet. Berberler kapatılacak mı demiş bir izleyicimiz. Berberler kapatılır mı ya? Berberler açık zaten. Ama bu şeyden dolayı zannedersem koronadan yine millet bahçesi kapanacak diye bir soru eğer, var. Yani hükümetimiz böyle bir karar alırsa Sağlık Bakanlığı bu genel karar valiliklere bildirilir İçişleri Bakanlığı kanalıyla. Öyle bir şey olursa o olabilir. Ama bu da hijyen ve şey yönündendir yine. Sağlık açısındandır. Evet. Şu anda böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Bir lokantalar açık ama kahvehaneler ve kıraathaneler kapandı biliyorsunuz. Umuma işte açık yerler. Şu anda nikahlar yapılamıyor biliyorsunuz. Biz efendim nikahı yapıyoruz ama sadece gelin ve damat şeklinde nikah memuruyla yapıyoruz. Sanal alemde de İşte aileler seyrediyor. Hatta evet. Bugün herhalde bir şeye de düşmüş sosyal medyaya. Oradan evet şu an evet, zaten yan tarafta gösteriyor herhalde televizyonumuz. Böyle nikahlar kıyıyoruz mecburen.
günü geliyor, insanlar da istiyor. İki şahit huzurunda gelin ve damat, efendim nikah memurumuz kanalıyla kıydırıyoruz. Ben bütün yeniden evlenen çiftleri kutluyorum. Evet. Mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar diliyoruz, evet. Cemil Meriç Mahallesi tapu sorunuyla ilgili Abdülhakim Sağlam Bey soru sormuş. Orada da böyle davalık konu var bu iki ve arazilerinden dolayı. O davalık konuyu takip ediyoruz. Dava neticelerine kadar. O, yani şöyle, o 2B davalarında iki türlü mesele oluyor. Ya davanın sonunda devlet kazanıyor. Devlet kazanırsa zaten problem yok. Vatandaşa tapuları veriliyor. Ama devlet değil de eğer dava konusu olan diğer şahıs kazanırsa veya şirket, bu sefer de biz Sultanbeyli'de bu uygulamayı yaptık ilk defa hükümetimiz kanalında. Sultanbeyli'de başkasının da tapu. Sultanbeyli'de o vatandaşlarla anlaşıldı. Devletin başka arazisiyle takas yapıldı. Sultanbeyli'de belediye kanalıyla vatandaşlar tapularına kavuşmuş oldular. Burada da bu şekilde devam edecek. Hiç endişe etmesinler o konuda. Biz her zaman hizmete aşık bir idareyiz, hükümetiz, belediyeyiz. O konuda kimseyi bu konularda mağdur etmeyeceğiz. Evet. Evet. Faik Maraş Bey sormuş, yeni spor salonu projemiz var mı? Açıkladık. Evet. Şimdi Madenler Mahallesi'nde bir gölet park var. Evet. Orayla ilgili mail adresinden ismini çıkartamadım beyefendinin. Barış galiba. Bir çalışma olacak mı? Barış'a diyor. Selam olsun. Evet. Barış, bak şöyle, biz gölet parkını muazzam bir park haline getiriyoruz. Bir kere Türkiye'nin en büyük kaykay parkını çevireceğiz. Onun dışında başka aktivitelerimiz olacak o parkta. Ama en önemlisi kaykay parkı yapacağız. Ümraniye'de ilk defa Tantavi Parkı'nda bir kaykay yaptık. Acayip ses getirdi. Şimdi mahalleleri de açacağız ama en büyüğünü uluslararası orada yarışmalar da yapacağız. 3000 metrekare üzerine, hatta belki 4000'i de bulur projeler bitmek üzere, orada başlayacağız inşallah. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyorum başkanım. Evet. Kar festivali yaptık biliyorsunuz. Tabii. Muazzam. Yüz binler geldi. Çocuklar, evet, anneler. Evet. Kar festivali. Bu sene kar da yağmadı biliyorsunuz. Yağsa bile herhalde bir yarım gün falandı. Efendim ama Ümraniye orada efendim kar festivalinde buz festivali yaptı. Bir atlamalar yaptı. Kar yağdırıldı, top oynadı falan vesaire. Çocukların bu kitap festivali yaptık. Evet. Kitap değil mi? Festival şehri oluyor. Festival şehri. Drift yaptık. Drift yaptık. Yani yenisi spor, geliyor başkanım. Drift'in yenisi geliyor. Drift şimdi sokaklarda kendi heyecanını atmak isteyen, adrenalini yükseltmek isteyen gençler var. Onlara saha veriyoruz. Gelin burada bütün hünerinizi gösterin diyoruz. Yine şey dahilinde tabii, bir standartlar dahilinde inşallah. Biz bunlarda uçurtma festivali yaptık. Şaşırdık. Dedik ki 3000 kişi gelir. 3000, 4000 tane uçurtma yetmedi. 20 bin kişi geldi. Çok şikayet aldık. Çünkü ama bu sene biz iyi hazırlık yapacağız. Bu sene evet, daha iyi hazırlandık. İnşallah. Drift'te de öyle oldu. 1000 bekliyorduk, 5000 oldu. Evet. Yani festivaller şehri, yenilikler şehri olacak Ümraniye inşallah. Hep beraber. Yine tapu soruları var. Burada ben bir şey söylemek istiyordum başkanım. Evet. Çocuklar o kaykay pistinde kaymayı öğrendiler. Buz pistinde hiç zorlanmadan kaydılar. Dolayısıyla yaptığımız sporlar da tabii, doğru. Birbirine entegre birbirini oldu. Tetikliyor yani. Birbirine evet, yardımcı güzel oldu. Oldu inşallah. Evet, doğru. Yine burada pazar konusunda çok ciddi bir trafik probleminden şikayet var. Pazarın kendisinden de şikayet var. Ya, pazarlar pazar. Ümraniye'ye hatta İstanbul'a yakışmıyor. Pazar kültürü zaten bizim ana kültürümüz. Ama bunları disipline etmemiz lazım. Bunları biliyorsunuz bazı ilçelerimizde, bilhassa bu Başakşehir'de başladı. Sonra diğer Anadolu yakasında da birkaç ilçemizde var. Kapalı pazar haline getirme projesi. Biz bunu 5 yerde yapacağız ve 17 pazarımızı böylece sokaklardan, o külfetten, milletin eziyetini kaldırmış olacağız. Hem pazar esnafı rahat edecek, hem insanlar rahat edecek. Bu dönüşüm projeleri içerisinde acilen 2 yerde başlayacağız. Ve görecekler çok daha uygun, çok daha kaliteli ve sıcak ve soğuktan etkilenmeden her türlü ihtiyaçlarında görüldüğü, çocuklarının oyun alanı, kendi arabalarının park yeri, arabalarla gelmeyenlere bir servis ağı kuracağız mahallelere. Oralardan taşıyıp 5 tane bölgemizde bunların yerlerini tespit ettik ve inşaatlarına kısa zamanda başlayacağız. Başlayacağız inşallah. Evet. Yine başkanım... Önemli bir şey pazar yeri. Ben teşekkür ediyorum.
Evet. Çöp konteynerlerinin yer altına alınması konusunda bir çalışma o olacak. O yer altına alma şeyi aslında çöp konteynerleri yani belki ileride kalkar. Şöyle disiplin olduğu zaman insanların biliyorsunuz çöplerinin saatleri var. O saatlerde çöpleri indirdiğiniz zaman problem kalkıyor. Dünya artık buna döndü. Yani diyelim ki Avrupa ülkelerinden Belçika'da, Brüksel'de haftada iki kere çöp toplanıyor Brüksel'de. Eğer o sokağın çöpü gece saat 11'de aşağıda değilse bir daha indiremiyor. İndirirse ceza yiyor. Bizim de bunlara alışarak belki ileride çöp kutularını tanıt. Çünkü çöp kutularının olduğu yerde ya benim önüme koyma, benim caddeme koyma, benim sokağıma koyma, benim evim önüne koyma. Belediye de bunu bir yere koyacak. Neticede çöp şey yapıyor. Yer altında da bir sürü başka hijyen durumları var, kötü vaziyeti var. Onun için bunun en iyisi bu. Şimdilik çöp kutularımız yukarıda oldukları olsun. Yerde yukarıda duruyor. Peki. Onlar güzelce temizleniyor ve hijyen hale getiriliyor. Bir de sıfır atık projesi var bu çöpü konuşmuşsan onu da söyleyelim. Biz 1000 ton kadar sıfır atık bir gün topluyoruz. Şimdi ona 3'ü çıkardık. 3 gün yine saatli olarak evlerinden ben rica ediyorum ev hanelerindeki biraz da hanım kardeşlerimize, hanım bacılarımıza, teyzelerimize, yengelerimize lütfen evlerde sıfır atığı mutlaka uygulasınlar. Büyük bir zayiat var geri dönüşüm olarak. Bu milli ekonomiye israf. Bu israfı sizlerle önlememiz lazım. Bunu Ümraniye'de biz ilk başaran efendim ilçe olalım diye düşünüyorum. İlklerin Ümraniye'si olduğuna göre bu da bir ilk olsun. Sıfır atıkta bize yardımcı olun inşallah. Başkanım Mesut Bayram Bey millet bahçesi kapanacak mı diye sorar. Millet bahçesi kapanır mı açık? Evet. Açık kapanmaması lazım çünkü açık havada bu virüs dolayısıyla soruyorlar. Muhtemelen öyle soruyorlar. Açık hava daha iyi geliyor. Evet. Ama yine de böyle şey şeklinde değil de yoğunluk şeklinde değil de gelip sporunu yapabilir, dolaşabilir insanlar arabalarıyla gelip. Yani millet bahçesi bilhassa açık hava olması münasebetiyle daha çok tavsiye ediliyor biliyorsunuz. Evet. Cemil Meriç'e yatırım olacak mı? Fatih Aras Bey sorar. Cemil Meriç'e o tarafta bir yüzme havuzu projemiz başladı. Herhalde işte o üç mahallede Adem Yavuz, Cemil Meriç, Huzur Mahallesi altta. Orada onların orada hemen 3-4 mahalleye hitap eden bir yüzme havuzu projesi başladı. Okullar var zannedersem. Bir tane okul yapılıyor. Cemil bir tane Meriç'te. Daha yapılacak. Evet. Ben seyircilerimize şunu söylemek istiyorum. Buradaki bütün yorumları arkadaşlarımız tek tek sanki belediyeye gelmiş bir şikayet oluşturmuşlar gibi sisteme alıyoruz. Bütün hepsinin problemi çözülüyor çünkü çok yorum geliyor. Ama ben çok cevap teşekkür ediyorum. Halk çok ilgili. Evet. Yüzlerce yorum her şeyi, başkanım. Evet, yorum. Evet. Her şeyi çok iyi biliyor ve takip ediyor. Ben ondan dolayı da çok çok teşekkür ediyorum halkımıza. Halkımızın bu duyarlılığına dolayı. Ara böyle canlı yayınlar yapalım ara sıra. Karşılıklı iletişim güzel oluyor yani. Çok evet. Soru gelmiş başkanım gerçekten. Evet. Mesela bu Sütçü Caddesi'ndeki trafik problemi. Sütçü Caddesi biliyorsunuz Alemdağ Caddesi. Alemdağ Caddesi. Oralarda Alemdağ Caddesi'nde eski İGDAŞ binasının olduğu yani 15 Temmuz meydanında bir otopark yapılıyor Büyükşehir tarafından. İnşaatı bir ara durmuştu şimdi devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar bitecek. Orada bir kültür merkezi de vardı. Ben gelir gelmez onu da otoparka çevirerek 600 otopark sayısını 970'e çıkardım. İnşallah o otoparkın bitmesiyle hem Alemdağ Caddesi'nde yeni bir düzenleme, hem Sütçü Caddesi, hem de Çavuşbaşı Caddesi'nde ve ara sokaklarıyla birlikte Atatürk Mahallesi'ni yeniden bir ele alarak sıfırdan efendim parklanmalardı, bina giydirmeleriydi, yeraltı efendim tesislerinin inşasıydı ve şehir mobilyalarıyla birlikte efendim yeni bir düzenleme ile Ümraniye'nin bu kalbini daha estetik halde ve şehre uygun bir şekilde getirmemiz gerekiyor. Bu efendim hep beraber esnafımızla birlikte. Çünkü esnaflarımız da kaldırımlara eşyalar çıkarıyor. O da çok sakıncalı. Bebekli anneler, yaşlılar, insanlar o kaldırımlarda yürüyemiyorlar. Onlarla da birlikte karşılıklı diyalogla bu işleri çözeceğiz inşallah. Konu önemli başkanım. Evet, sosyal medyamıza çok şikayet geliyor. Kaldırım yayanın hakkı. Tabii kaldırım yayanın hakkı. Bu kaldırımı yani şimdi bir esnaflığı şöyle olmalı bana göre. Yani ağzıyla, diliyle, güzel, güler yüzüyle
ve satacağı malı kalitesiyle esnaflık yapar. Bunu esnaf bizden çok iyi bilir. Yani içerideki 1000 tane maldan bir tanesini, iki tanesini dışarı çıkararak esnaflık olmaz diye düşünüyorum ben. Bunu da esnaf kardeşlerimizle birlikte çözeriz inşallah. Şerif Ali bölgesindeki yüksek gerilim hatları, bununla ilgili bir çalışmamız var ama sizden 154'lük hatlar 2 tane kaldırıldı biliyorsunuz. Evet. Geçtiğimiz sene. Önümüzdeki senelerde 2022'ye kadar inşallah asıl 380'lik hattımız var, büyük gerilim. Onların maliyetleri çok yüksek, yeraltı kabloları. Onu Sayın Bakanımız Fatih Bey, Enerji Bakanımız söz verdiler. Hem bizi ilgilendiriyor, hem Sultanbeyli'ni ilgilendiriyor, hem Çekmeköy'ü ilgilendiriyor. Bunları da içine alacak bir projeyle inşallah 2022 yılında projesi başlayacak. 2024'e kadar da inşası bitmiş olacak. Böylece 380'lik hattımız da Ümraniye'den ve diğer ilçelerimizden kurtulmuş olacak. İnşallah. İnşallah. Dudullu Tepesi'ni güzelleştirelim demiş Osman Gazi arkadaşımız. Millet Parkı, evet. Muazzam bir, yani Ümraniye Millet Bahçesi gibi Osman Gazi Millet Bahçemizi birinci sınıf yapacağız. Görecekler. Projeler çiziliyor. Bizi izlemeye devam etsin. İnşallah. İnşallah. Tepe üstü için bir projemiz var mı diye sorar Halit Bey. Tepe üstünde bir dönüşüm projesi var. İki bir de Büyükşehir Belediyesi'nin bir aktarma istasyonu var. Bir meydan projesi. O aktarma istasyonu biliyorsunuz hem metro ile ilintili olacak, oradaki metro ile, hem de otobüs, yani belediye otobüslerinde aktarması olacak, minibüslerin aktarması olacak. Orayı Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan bekliyoruz. Efendim inşallah ön projeleri içinde alır. Almazsa takipçisi olacağız. Başkanım, Büyükşehir Belediyesi'nde mecliste oylanarak geçen bazı yerler var Ümraniye'ye. Evet. Bunlar ne zaman gelecek, neler geldi, Ümraniye'ler kazandı? Geçen hafta geçti. Meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Bir tane yüzme havuzu vardı. Yeşil Vadi, ben Kiptaş Genel Müdürü'yken Yeşil Vadi diye bu Ümraniye'de bir proje yapmıştım. Orada da bir yüzme havuzu yapmıştım. Hem de fitness alanlarıyla birlikte. O yüzme havuzunu sonra biz Büyükşehir Belediye'mize verdik Kiptaş olarak. Büyükşehir Belediyesi de Spor AŞ kanalıyla bütün yüzme havuzlarını ve spor tesislerini, Spor AŞ diye bir şirketi var Büyükşehir'in, onlarla efendim biliyorsunuz bütün İstanbul halkına hizmet veriyor. Bizim oradaki arkadaşlar burada zarar ediyor diye yüzme havuzunu kapattılar. Hatta malzemeleri alıp Beylikdüzü'ndeki bir yere götürdüler. Bu konuda ben şaşırdım. Evet. Ya bir belediye spor tesisi kar etmiyor diye kapatır mı ya? Belediye kar için kurulmamış ki. Belediye hizmet için kurulmuş. Ben Ekrem Bey'i aradım bu konuda. Dedim ki bak yanlış yapıyor. Ben haberim yok dedi. Görüşeceğim dedi. Biz o arada bunu istedik mesela. Bir. Yani bunu istedik. Ondan sonra bizim kullandığımız nikah sarayının yeri efendim Büyükşehir Belediyesi'ne ait, üstünü biz yapmışız belediye olarak, Ümraniye Belediyesi olarak. Orayı zaten nikah sarayı olarak Ümraniye halkı kullanıyor, belediye kullanıyor. Problem yok. Onun efendim kullanma hakkını istedik. Yine bir garajımız vardı. Orada kademe yapılıyor. Bütün araçlarımızın bakımı vesairesi. Orayı istedik. Yine Küçük Su Caddesi üzerinde. Bir de kültür merkezi vardı bildiğim kadarıyla. O kültür merkezimizi istedik. Orada da meclisimiz uygun gördüler. Sayın Başkanımız da buradan sesleniyorum. Bunları bize kullanım olarak zaten belediye kullanıyor. Bu diğer belediyelerde de oluyor. Hem diğer ilçe belediyelerinde veriliyor zaten. Hem eski devirde verdi. Şimdi de verildi. Mesela belediye, Kadıköy Belediyesi'nin yeri Büyükşehir'inde. Geçen 3-4 ay evvel efendim Esenler Belediyesi'nin yeri de öyleydi. Hem orası verildi, hem orası verildi. Kültür merkezleri verildi. Bize de burayı verirlerse Ümraniye halkı kendisine teşekkür eder. Biz de teşekkür ederiz. İmzalarsa, imzalamazsa tekrar meclise getiririz. Efendim teklif kararla yine çıkartırız inşallah. Evet. Başkanım, burada bir algı operasyonu yapıldı bu havuzda. AK Partili yöneticilerin havuzu işte geri alındı. Halbuki ne burası... AK Parti yöneticisi? Ne? Bu... Bura ben anlattığım gibi. Evet. Kiptaş malı. Kiptaş bunu Büyükşehir'e veriyor. Büyükşehir'de Spor AŞ'ye veriyor. Spor AŞ'de bunu işletiyordu. Ha oradaki site sakinleri de kullanabilir. Dışarıdaki insanlar da üye yapabilir. Dışarıya açık bir yer. Yolun üzerinde.
Yeşil Vadi'nin alanıyla hiç alakası yok. Apayrı, bağımsız bir birim. Bunu Ümraniye halkının herkes orayı açık olarak kullanabilir. Bunlar tamamen algı. Ha sonra öğrendik ki efendim encümen kararıyla burayı kiraya verecek. Kiraya vermiş. İş bozulunca böyle yani oldu. Yani kiraya ne demek ya? Belediye yani bir sosyal tesisini, spor tesisini kiraya mı verirmiş yani? Evet. Yani ben buradan teessüf ediyorum yani. Bu akla. Bu akla teessüf ediyorum. Akla, evet. Akla yani. Fikre teessüf ediyorum. Evet. Başkanım, Mebrure Hanım biraz dertli. Tantoy Mahallesi'nde onların evinin önüne ağaç dikmemişiz. Orada altyapı var diye dikelim. Mebrure abla dikelim. Bu güzel soru için talimat verip hemen dikelimlerse süper olur tamam, demiş. Tamam hemen dikelim. Ben dikelim Mebrure abla. Hayırlı olsun inşallah. Sen ağaç iste yeter ki ya. İnşallah. İstediğin ağaç olsun. Bu ağaçlandırma güzel bir hava meydana getirdi tabii başkanım. Tabii ya, herkes teşekkür ediyor. Bütün yetişmiş mahalle. Ağaç. Bir de yetişmiş, öyle dikiyorsun bir metre, onlar 20 senede büyümez. Ama biz şimdi 8, 10, 12 yaş kuturları efendim evet. Bayağı ciddi 25, 30, 35, 40 kuturlarda. Baktığı zaman birden açacak. Ya bu ağaçlar nereden geldi? Birkaç ay zaten sonra. Zaten şu anda herkes evet. Konuşuyor. Bize teşekkür ediyor. Evet, çok güzel. Çakmak Mahallesi'nde arsaları yeşil olan, yeşil alan olan vatandaşlarımız varmış. Onların bir sıkıntıları var. Yani biraz böyle arsalarda problem var zannedersen. Var, onlar başkan. Çözülüyor. Bizim burada Orkan kardeşimiz var. Bizim başkan yardımcımız. Teknik bu konularda ağırlıkla çalışıyor. Onların hepsini düzeltiyoruz. Hatta bu ay bir mecliste bir zannedersen bir 20-30 tane bu şekilde bir parsel var. Onu meclise götürüyoruz. Evet. Güzel. Hayırlı evet. Olur inşallah Ümraniye için. Mehmet Hayati Bey, kaymakamlık binası yıkılıyor mu? Biz yıkılmasını istemiyoruz. Millet kıraathanesi olsun demiş. Orayı tarihi eser zannedenler yok, de var. Yok, tarihsel değil orası. Evet. Orası millet kıraathanesi oluyor. Oluyor. Yeni bir projeyle. Orası tarihi eser falan değil. Buralar, ben Ümraniye çocuğuyum doğduğumda. Burada TRT binası vardı. TRT'nin müdürlük binasıydı o. Eski eser falan değil. Ümraniye'de iki tane eski eser var. Bir tanesini perişan etmişiz. Efendim cami, Cevhera Camii, her tarafında oynamışız. Onun da eski eserliği kalmamış. Bir tane de Dudullu Çeşmesi var. Bir de üçüncü de şey, Hekimbaşı'ndaki Avcı Köşkü. Avcı Köşkü. Evet. Avcı Köşkü. O Dudullu şeyini de efendim vakıflardan aldık. Onun etrafında bir şey var. Vakıflardan daha evvel bir kirası vardı. Onu efendim çıkarıyoruz. Orayı meydan yapacağız. Orayı çok güzel şeyi de, çeşmeyi de ortaya çıkaracağız inşallah. İnşallah. Alemdağ Caddesi'nde de bir proje var başkanım. Arkadan yol açıldı. Şimdi trafik düzenlemesi yapılacak. Evet. Alemdağ Caddesi'nin yayalaştırmasını biraz daha uzatıyoruz santral meydanına kadar. O santral meydanından başlayacak. Santral meydanın arkasından efendim yeni yol yapıldı. UKM kararıyla çıktı. Alemdağ Caddesi'nin fiziki şartlarını yeni projeyle düzenleyeceğiz inşallah. Rümeysa Hanım üniversite öğrencisiymiş. Acısu tarafında güzel bir kütüphane istiyor başkanım. Tamam, orada da var projemiz. Evet, ona da Acısu tarafında o Dudullu'da yapacağımız kütüphaneden istifade edebilir ama Acısu'nun oralarda da var bir projemiz, evet. Evet. Millet Bahçesi'nde bir konser olacak mı? Gençler çok konser soruyor. Bu biraz aslında vallahi güme Millet gitti Bahçesi'nde başkanım. Millet Bahçesi'nde 970 tane araç parkı var. Evet. Orası biliyorsunuz akıllı araçlar. Girdiğiniz zaman 971 girerse araç almıyor seni. Diyor ki doldu burası. Yani öyle bir otoparklanma yaptı. O otoparklardan bir tanesini çok amaçlı açık hava konserlerine, açık hava toplantılarına, kır düğünlerine, nişanlara ve başka türlü etkinliklere, fuar etkinliği bile olabilir. Orada büyük bir sahne yapıyoruz. Onunla birlikte orası 7/24 yaşanılabilir bir yer haline gelecek. Otoparkı da gündüz kullanılabilecek, gece kullanılabilecek halde olacak. Evet. Belki cumartesi, pazar yapamayız yazları. Gece yaparız. Gündüz vatandaş orada biliyorsunuz çok yoğun var. Yoğun. Ama gece yaparız. Gecede problem yok. Gece adam kır düğünü yapmak istiyor. Nişan yapmak istiyor. Orada çok güzel nişan düğünü yapabilir. Evet. Nuray Ahmet Karacan hesabından yazılmış. Dükkanların ve evlerin rampaları engellilere göre ayarlanacak mı? Zannedersem bir engelleri yapılıyor. Var. Biz de müracaat eden olursa o hanede biz yardımcı oluyoruz belediyemiz olarak. Çok yaptık. Hatta bazı engelleri asansör bile yaptık dışarıdan. Yani eski yerlerde. En son bir tane Kazım Karabekir'de yaptık. Üçüncü katta oturuyor kardeşimize. Çok da memnun oldular. Evet.
TCMB okulunun yolunun yapılmasını istiyoruz diyorlar. TCMB? Zannedersem bu finans kentinin orada bir okul var başkanım. Oradan daha önceden orada de şikayet okul geldi. Şey olacak. Evet. Orası biliyorsunuz finans şehir Ümraniye'de kalıyor. Orası daha evvel inşaatlar başlamıştı Fatih Bey. Ama bir ara krizden dolayı, bu inşaat krizinden dolayı oradaki müteahhitlerle devletimiz anlaştı. Varlık fonundan oraya para aktarıldı. Varlık fonu işin içine sokuldu. Sağ olsun Cumhurbaşkanımıza, Maliye Bakanımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehircilik Bakanımız o konuda çok hassas. Ona da teşekkür ediyorum çok çok Murat Bey'e. Orayı bir ayağa kaldırma projesi yeniden inşaatlar başladı. 2 sene içerisinde proje bitecek. Onunla birlikte çok büyük yollar ve kavşaklar var orada. Onlarla birlikte ve biliyorsunuz ayrıca metromuz var. Göztepe, Kazım Karabekir metromuz var. O da bittiği zaman finans şehirden geçiyor. Orada en az 100 bin kişi bir çalışan olacak. Ve Ümraniye'den de işsiz kardeşlerimiz orada çalışma imkanı doğacak. Bu da bizim için önemli bir şey olacak. Finans şehir olarak. İnşallah. İnşallah. Ciddi bir istihdam sağlayacak. Tabii tabii istihdamı sağlayacak. Ümraniye'de istihdam merkezimiz var. Efendim orada da müracaat eden kardeşlerimizi 300'e yakın büyük şirketler bize müracaat ediyor. Onlara zamanla yönlendiriyoruz. Oralarda iş sahibi olabiliyorlar ayrıca. Eda Aslan kardeşimiz üniversite öğrencisi zannedersem. Üniversiteli öğrencilere yönelik daha aktif ve daha spor sık bir var, şekilde spor var, her türlü gelsinler. Etkinlik kültür istiyorlar. Merkezlerimizden istifade etsinler. Bak biz teknik üniversitenin konservatuarıyla anlaşma yaptık. Yani teknik üniversite. Ve şu anda Mehmet Akif Kültür Merkezimizde İstiklal'de 650 tane öğrencimiz var. 11 dalda ayrı müzik dalında o şeyde müzik evinde çok ciddi yaş gruplarından yani 60-70 yaşında bile öğrencimiz var. 1200'e yakın müracaat oldu. Maalesef hepsini alamadık. 650 kişiyiz. Orayı şimdi yeniden tanzim ediyoruz. Kültür merkeziydi orası. Fatih Bey yeniden tanzim edip sadece müzik akademisi, Ümraniye Müzik Akademisi'ne çevirdik. Millet Bahçesi'nin içerisinde bir şeyler yapılacak başkanım. Bunlar da müjdesini verelim mi? Millet Bahçesi'nde gençlerle alakalı ciddi projemiz var. Orada Gençlik Akademisi kuruyoruz. Ümraniye Akademi diye. Orada çocukları cumartesi, pazar, liseli son veya lise 3 de olabilir. Kardeşlerimizi alacağız. Sabah alacağız. Akşama kadar efendim workshoplar yani orada çeşitli atölyeler yapacağız. 8-10 tane. Ayrıca bir tane de efendim ders çalışmaları için kütüphane yapıyoruz. Orada öğlen yemeği vereceğiz. Çaylar bedava, simit bedava efendim. Bir taraftan spor yapabilecek, bir taraftan okuyabilecek, bir taraftan atölyelerde kendini ne geliştirebilirse, müzikse müzik, ahşap atölyesi ahşap, tesipse tesip veya başka efendim kodlama atölyesi kuracağız orada bilgisayar üzerine. Orada çalışabilecek. Çocuklar kendi becerilerini de orada hayata geçirmiş olacaklar inşallah. Ve onunla birlikte onun ilerisinde de ciddi biliyorsunuz marketlerimiz vardı. Marketleri kaldırıp kart verdik şimdi vatandaşlarımıza. Çok şükür ondan da kurtulduk. Kartla mahallesinde istediği yerden alışveriş ediyor ve istediğini alıyor. İhtiyaç sahipleri. Orayı da ilk defa Sayın Sanayi Bakanımızla da görüştük. Mustafa Bey'e de teşekkür ediyorum Sayın Bakanıma. Orada ilk defa Ümraniye'de kuluçka merkezi kuracağız. Yani kuluçka merkezine bildiğimiz tavuk kuluçkası değil. Yani işte bu yazılımla alakalı, kodlamayla alakalı gençler şimdi isteseler bir yere parayla tutmaları lazım değil mi? Bir sürü şeyler var. Teknoparklar var. O teknoparklara gidip gençler çalışamıyor. Yani liseli oluyor, üniversite son sınıfı veya üniversiteli oluyor. 24 saat orada gelip kendilerini gece gündüz ifade edebilecekler. Projesi hazır, başlayacağız oraya inşallah. Yani orası bir gençlerin mekanı olacak. Olacak inşallah. Evet, inşallah. Seyircilerimiz bana çok kızıyorlar başkanım. Niye? Soruları seçip soruyorsun diye. Seçme sen de. Çok soru var. Allah Allah. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Niye seçiyorsun sen de? Adam doğru söylüyor tek tek. Buradaki, ama haklısın sen de çünkü evet, çok soru, çok var soru başkanım, olunca gerçekten benzer soruları mı seçiyorsun? Benzer sorular da geliyor. Mümkün olduğunca tamam, farklı sorular seçmeye çalışıyorum.
Bir de buradaki bütün soruları mutlaka daha sonra bir şikayet kodu oluşturup çözmeye çalışacağız. Bütün talepleri ilgili müdürlüklerimize ileteceğiz. Veya bir sonraki programlarda gerçekten evet. Sizin cevaplamanız gereken soruları cevaplayacağız. İşte Mehmet Ali Yılmaz Okulu'nun yolunun yapılması, tek yön yapılması isteniyor. Bunu mutlaka yapmamız lazımsa bunu bir kayıt alacağız. Mehmet Ali Yılmaz Okulu. İlk okuldu o herhalde. Zannedersem evet, ilkokuldu evet başkanım. Evet. İnkılap Mahallesi'nin 2B sorunu ne olacak? Buna cevap verdiniz. Bisan sitesi belediyeden yardım talep ediyor. Ne yardım i̇şte, talep ediyor? Oyun parklarının sitemize konmasını gelelim bir siteyi diyorlar. Görelim. Biz siteleri ziyaret ediyoruz. Bizi davet ediyorlar. Veya biz istiyoruz. Bir sana da gidelim inşallah. Spor aletleri isteyenler var. Siteler olur, aslında hayvan evi ve hayvan oyuncak evi veriyoruz. Konusunda. Hayvan evet. evi veriyoruz. Yani kedi köpek affedersiniz evleri veriyoruz. Parklara da koyuyoruz. Sitelerden varsa talep yine veririz yani. İnşallah. Hayvan, sanat, kültür, spor bunlar önü açık yani. İstediğiniz kadar. Bayram Sağlam Demir Bey sormuş. Gelecek büyük depreme Ümraniye hazır mı? Hazırlık yapılıyor mu? Neler yapılıyor? Şöyle, Ümraniye bu konuda şanslı bir yer. Bir kere o şeyleri anlattık başta. Yani yapacağımız bahçeler, yaptığımız bir tane ve iki tane bahçe. Şu anda da aktif oralar. Oralar bir kere şansımız. Artı okul bahçeleri şansımız. Okulların hepsi güçlendirilmiş vaziyette. Birkaç tane okulumuz var. Onları da bu sene güçlendiriyoruz. Programı aldık. Oralarda, hatta ben size bir şey söyleyeyim mi Fatih Bey? İş merkezleri de böyle bir zamanda dezavantajlı. Bunların hepsi zaten depreme dayanıklı binalar olduğu için orada her türlü ihtiyacın giderileceği iş merkezleri de bugün depremde kullanılacak yerler. Evet. İşte kamu binaları vesaire. Sadece bahçeler değil yani. Bahçelerden açık alanları kabul etmemek lazım. Bugün kapalı alan, güçlü olan kapalı alanlar da depremde kullanılacak alanlardır yani. Güvenlikli binalar çünkü onlar. Bunu da vatandaşlarımızın bilmesinde fayda var. Ümraniye'nin şöyle bir avantajı var. Bir kere sağlam bir zemine oturuyor Ümraniye. Zaten Ümraniye'nin göç almasının ana sebebi bugüne kadar büyümesinin 99 depreminden sonra çok sağlam zemin olduğu için buraya göç başladı. Ve muazzam bir inşaat furyası başladı. Ve ondan dolayı da Ümraniye birden 710 bine bugünlere gelindi. Ümraniye'mizde deprem yönünden %65 binalar yenilenmiş. Bu kentsel dönüşümlerle birlikte inşallah bunu tamamladığımızda zaten depremsel olarak binada sıkıntı olacak bir yer yok. Böyle işte en son bir 5-10'da 8 olmuştu. O 5-10'da 8'de Ümraniye'mize hiçbir binada hasar, 1-2 binaydı. Onları da yıktık zaten, düzenledik vesaire. Ama eski binaların, şehrin merkezindeki binaların da yenilenmesi lazım. Bu yenilenmeyi de mutlaka yapmamız lazım Fatih Bey. Bu sebeple deprem yönünden diğer ilçelerimizin durumuna göre Ümraniye en şanslı ilçelerden biri. Burada bir şey eklemek istiyorum başkanım. Ha. AFAD deprem gönüllüsü eğitimini depremde iyi durumda olacağı varsayılan Ümraniye'de yapıyor. İstanbul'da iki ilçe pilot seçildi. Bir tanesi de Ümraniye. Yani Allah korusun evet dezavantajlı yerler var ama dediğiniz gibi bizim Ümraniye de biliyorsunuz afet konusunda, afetler konusunda eğitimli elemanlarımız var. Onlar okullarda ve istenilen yerde şimdi şeylerde 200 hanelik, 300 hanelik sitelerde bunu istiyor. Onlara da efendim gidip bilgi vereceğiz. Bir de önemli bir şey, Sayın Valimize çok çok teşekkür ediyorum. Benden yer istedi, 20 dönümlük bir yer Ümraniye'de. Anadolu yakasının afet koordinasyon merkezini efendim burada yapmayı efendim yer varsa yapalım dedi. Ben i̇nşallah. De şimdi yer buldum. Kendilerine o yeri göstereceğim inşallah. Yeşilköy'de eski havalimanının yanında var bir merkezimiz. Onu daha geliştirerek Anadolu yakasında da Ümraniye'de yapmış olacağız. Bir bunu de konteynerler dağıttık başkanım. Tabii konteynerler de evet o konteynerlerin evet. içi de o boş konteynerler değil, onlar her ay kontrol ediliyor. 6 ayda bir, yılda bir değiştirilmesi gerekenler de değiştiriliyor. Bu konuda bizim bir deprem tırımız var. Orada simülasyon yapılıyor. Biz bu konuda diğer yerlere göre de iyiyiz. AFAD bir taraftan ciddi bir çalışmaları var. Kızılay'ın bir taraftan var bu konuda. Yani depreme de kendimizi mutlaka bu kadar bilgilenenden sonra da hazırlamamız lazım. Depremde en önemlisi sağlam zeminle binalarımızın yenilenmesi meselesi. Onu da anlattım demin. Evet. Eda Başoluk Hanım,
Trabzon Park'a girerken bir ücret veriyoruz. Bir de içeride valeye ayrıca ücret veriyoruz demiş. Bir de zannedersem oranın arkadan bir girişi varmış. Ümraniye, orayı kapatmışlar. Vatandaş... Ümraniye Millet Bahçesi'nde veriyor muymuş? Vermiyor. Vermiyor, evet. Evet. Orayı şimdi biz ele aldığımızda, mukaveleyi bugün yarın yapıyoruz ormanla. Hepsini ücretsiz hale getiriyoruz. İnşallah. Koronavirüsün neden olduğu COVID-19 salgını tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye, salgının ilk günlerinden itibaren aldığı önlemlerle uzun süre bu tablonun dışında kalmayı başardı. Şimdi, koronavirüsün ülkemizde yayılmasına hep birlikte engel olma zamanı. Sorun küresel, mücadele ulusal. Çözüm, yurt dışından dönüşlerde ilk 14 gün uygulanacak birkaç basit kural. Mecbur kalmadıkça yurt dışına çıkmayın. Seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin. Çıktıysanız dönüşte ilk 14 günü evde geçirin. Ziyaretçi kabul etmeyin ve kendinizi izole edin. İzole edilmiş kişinin odasına sakın maskesiz girmeyin. Bu süre boyunca odanızı sık sık havalandırın. İnsanlarla, özellikle yaşlılar ve kronik hastalıkları olanlarla temas kurmaktan kaçının. Ellerinizi sık sık su ve sabunla en az 20 saniye boyunca ovarak yıkayın. Sık kullandığınız yüzeyleri her gün temizleyin. Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın. Kıyafetlerinizi 60 ila 90 derecede normal deterjanla yıkayın. Güçlü bir bağışıklık sistemi için bol sıvı... Küçük bir aradan sonra beraberiz. Bu bilgilendirme önemliydi çünkü... Gerçekten tedbir almamız ve tedbirli davranmamız gerekiyor. Belediye olarak biz hani başta söylediğimiz gibi her yeri ilaçlıyoruz. Mümkün olan bütün tehlikeli ortamları ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama insanların bireyselde de bu bireysel korumalar çok önemli başkanım. Bireysel önemli. Şimdi vatandaş buna uyarsa ki uyuyor bizim vatandaşımız. Bugün mesela dün akşam Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra ben fark ettim ki İstanbul'un yarısı içeri girdi yani. Evine
çıkabildi. Bu iyi bir şey. Demek ki bu yavaş yavaş düzelecek. Yani bundan çekinmemek lazım. Bence ev hayatına çekilerek evden online sistemiyle de bir sürü işleri takip edilebilir diye düşünüyorum. Zaten ihtiyaçları bile bir telefonla online olarak alabiliyorsunuz herhalde marketten, şuradan buradan. Bu sebeple bence kurallara, kaidelere, ikazlara mutlaka riayet etmemiz lazım değerli vatandaşlarım. Yani Ümraniye halkoğluna lütfen bu konuda ikaz edelim, birbirimizi ikaz edelim güzelce, kibarca ve birbirimize el teması, yüz teması yapmayalım bu konuda. Başkanım, evet. Osman Polat Bey, görme engelliler için içerisinde Kur'an kursu, bilgisayar, hatta enstrümental olan bir tesis diyoruz der. Görme engelliler için. Görme engelliler için bir çalışmamız var. Sadece görme engelliler değil de bizim şöyle bir projemiz var. Ben Üsküdar Belediye'mizi tebrik ediyorum bu konuda. Engelsiz Yaşam Merkezi yapmış. Çok da güzel yapmış onu. Sayın Başkanım Hilmi Bey'e, buradan ekibine teşekkür ediyorum. Ben şimdi onu geliştirerek bütün engellere hizmet edecek. Dediler ya, Dudullu tarafında ne yapacaksınız? İşte madenlerde, Dudullu'da çok büyük bir merkez yapacağız inşallah. Bir sponsorunu da açıklayayım. Nuh Beton diye bir şirket var. Beton şirketi. Finans Şehir'de beton işlere bakıyor. Ona rica ettim. Dedim ki bunu babanızın hayrına yapacaksınız. Tamam dediler onlar seve seve. Çok şimdi güzel. Projeyi geliştiriyoruz. Engelsiz olarak orada, engelsiz kardeşlerimizi orada inşallah en iyi şekilde efendim onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Evet. Başkanım, Mebruri Hanım nikah sarayına ulaşımın zor olduğundan bahsetmiş. Oraya bir ring olacak mı veya bir metro planı nikah var mı? Nikah sarayına mı? Nikah sarayına, evet. Nikah sarayı Küçük Su Caddesi'nde, ben ilk defa böyle bir soru. Zannedersem toplu ulaşımdan bahsetmişler. Toplu ulaşım başkanım. Oraya gelip gidiyor Küçük Su Caddemizde. Ümraniye'nin bilhassa Hekimbaşı tarafına giden otobüstü, minibüsler mutlaka oradan iniyor. Yani nereden geliyor acaba Mebru Hanım onu bilmiyorum. Yani bir hastaneye girip çıkmalarda sıkıntı vardı. Onu da İETT ile oturduk, konuştuk, ona bakacaklar. Ama nikah sarayını ilk defa böyle, ben 15 aydır buralardayım. Neredeyse özel olarak konuşalım Mebru Hanım'la. Evet. Ay hay başkanım. Çakmak Mahallesi'nde otopark sorunu, aslında otopark sorunu birçok yerde var. Var. Ümraniye'nin, hatta İstanbul'umuzun genel sorunu, genel sorun maalesef. Yani küçük parsellerle Ümraniye iskan edilmiş. Yeraltı otoparkları yok. Mahallelerimizde bütün sokaklar gece otopark olarak kullanılıyor sokaklarımız. Hatta trotuarlarımız maalesef. Bunları mahallelerimizde kısmen planlayarak çözmemiz lazım. Büyükşehir'in Ümraniye için planladığı, daha evvel arkadaşlarla görüşmüştüm ulaşımdaki, 20 bin otoparklık mahalle projemiz vardı. Ama bu yeni dönemdeki arkadaşlarımız bu konuda gündemi şu ana kadar yok. Gündemleri olursa oturur konuşuruz ilçe belediyemizin. Şöyle bir şey ben buradan öneriyorum bütün Ümraniyelilere. Eğer otopark yapmak istiyorlarsa, mesela konut yerine otopark, iş yerine otopark, kat otoparkı, ben kendilerine yardımcı olacağımı buradan söz veriyorum mahallelerinde. Bu da bir yeni bir iş kolu olarak kendileri düşünebilirler bunu. Yatırımcılar için söylüyorum. Evet. Başkanım, malumunuz bu genel anlamda toplanma yerleri kapatıldıktan sonra sağlık nedeniyle. Kafeler mi? Kafeler, işte kahvehaneler, mescitler. Ama lokantalar açık şu anda. Lokantalar açık. Sinemalar, tiyatrolar, barlar. Evet. Umuma açık bu tür bilhassa şey yapan yerler, insanların toplanıp yerler, bir araya geldiği, yakın temasın olduğu bu tür yerler çok doğru bir karar yani. Evet. Şimdi burada soru şu, kültür faaliyetleri durdu. Tamam, evet. Spor merkezleri spor, kapandı. Spor, kültür faaliyetleri, yok. Evet. Kültür için böyle yayınları internetten yapma gibi bir planınız var mı deniyor. Aslında bu güzel de bir proje olabilir bizim açımızdan. Bunu hiç düşünmedik. Tebrik ediyorum kim söylüyorsa. Evet. Bunu bir müzakere edelim arkadaşlarla. Evet, olabilirse, peki. Varsa bu tür bir imkan, olur inşallah. Anlaşıldı. Bugünlük programı eğer uygun görseniz burada keselim. Çok vallahi fazla soru var. Vatandaş evet. Acayip ilgili, bir de evde herkes maşallah. Evet. Ben evde mutlaka kendinize bir meşgale bulursunuz. Zaten
Biraz dinginlik ve sakinlikle bu işleri, soğukkanlılıkla hep beraber çözeriz. Ben biraz daha nezaket ve temizlik rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Lütfen kendilerini zora sokacak, karşı tarafı zora sokacak. Çünkü bu virüs şöyle bir bela, bir kişiye sürmekle bitmiyor. Yani o 600 küsur kişiyi efendim şey yapabiliyormuş, geçebiliyormuş. Bir de bu çeşitli metallerden, yerden, çeşitli efendim eşyalardan 2-3 gün çıkmıyormuş. Onun için mutlaka söylenen kurallı sözlere riayet edelim. Onları dikkat edelim. Azami dikkat gösterelim. Yani eskiden gösterilen dikkatin belki 10 misli, 100 misli göstermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ben hayırlı geceler efendim, tekrar buluşmak üzere diyorum. Bunu zaman zaman yapalım Fatih Bey mümkünse. İnşallah başkanım. İnşallah. Tamam. Ben de Ümraniye'mize hayırlı olmasını diliyorum. Zaman içerisinde periyotlar halinde bu yayını tekrar tekrarlayacağız. Sorusunu okuyamadığımız izleyicilerimizden özür diliyoruz. Gerçekten bunların tamamı bir şikayet haline getirilip çözülecek ve ilgililerine ulaştırılacak. Başkanımız da bu konu takipçisi olacaktır. Evet. Konu önemli. Evet. Onları lütfen çıkarıp da vatandaşlarımıza birebir telefonla veya sosyal medyadan dönerseniz çok iyi olur. Hay hay. İyi akşamlar diliyoruz. Allah ülkemizi, milletimizi, Ümraniye'mizi felaketlerden, bu kötü korona belasından korusun. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim.